Çünkü Palat Alemdar dansözdür diyorsun. Aynen öyledir. Aynen öyledir. O şu açıdan söylüyorum. Şimdi Kurtlar Vadisi. Dedim tabii ki. Kurtlar Vadisi. İki, çok da yaz yaz. Davalık mavalık da olduk. Tabii bir sanal karakterle neyin davası olur onu da bilmiyorum. Bütün davalar beraat ediyor tek tek. 2002-2003'te başladı bu dizi biliyorsun. Hı. Başta böyle Ergenekoncu, ulusalcı, devlet için adam doğrarım falan diyen bir adamdı. Öyle bir karakterdi. Baktılar sonra ortam demokratikleşiyor, ortam değişiyor. Sonra hükümet yalakası olma haline geldiler. Sonra yeniden döndüler. O açıdan söyledim yani dansöz gibi. Bir öyle bir böyle. Bir dünya görüşün olur. Ona yönelik bir dizin olur değil mi? Şimdi bu bir sürekli şey karakter. Ben sen bu... şimdi bir gün kadırgalı olup öbür gün sümsük bir kadın olsan demez millet. Ya Seda ya bu nedir ya de. Değil mi? Olamaz. Özlü sözü bir olman lazım. Doğru. Bu da bir gün Ergenekoncu... Zıt ya böyle bir komedi yok. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın basına verdiği röportajlardan başlıkları topladım. Daha Rasim'e sormadan şok halindeydim. Şimdi söylediğinin her şey, söylediği her şeyin arkasında duracaksa hakikaten burada hepimiz bayılıp gireceğiz. Şimdi ben bunları mesela Polat Alemdar dansözdür. Basına verdiğin Polat Alemdar dansözdür sözüne ben bir şoka girdim. Ama şimdi evet deyince dansöz, daha da bir şoka girdim. Dansöz peki, derken yani bir öyle bir böyle oynayan fırıldak. Bir gün öyle bir gün böyle. Karakter genetik dönüşüm geçirdi. Bunu kime söylüyorsun? Polat Alemdar karakterine mi? Karakterine tabii. Yoksa Necati Şaşmaz'ın normal hayatını ben bilmem. Ha. Kurtlar Valisi dizisinin ha, o kahramanı böyle mertliğin sembolü falan değildir. Mertliğin sembolü adam özü sözü birdir. Her zaman nettir. Hı. Böyle ortama göre değişmez. Değişen şeye göre değişmez. Ortama göre aman ne olur. Başta böyle Ergenekoncu'nun numaralar. Ergenekon'un istediği tipte bir adam. Onu bunu öldüren. Ondan sonra da böyle başka bir yere giren. Bu olursa tabii ki komik hareketir zaten. Peki Rasim sana baktığımda çok pervasızsın da yani. Ya da müdanan yok diyelim. Evet. Düzelteyim ya da hani böyle. Nedir kardeşim doğrusu budur. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum bir tavrın var. Aynen içimden geçeni söyle.